Merhabalar. Kahvaltıların vazgeçilmezi reçellerimizden yapacağız yine. Bugün kayısı reçeli yapacağız ama farklı bir yöntemle güneşte kayısı reçeli yapacağız. Bunun için ilk önce yarım kilogram kayısılarımızı doğradık. Üzerine 2 su bardağı toz şekeri ilave ediyoruz ve bir gece bu şekilde suyunu vermesini bekleyeceğiz. Daha sonra suyunu verdikten sonra işlemlerimize geçeceğiz. Bir miktar ocakta yapacağız. Daha sonra güneşe koyacağız. Bu şekilde olacak. Bunları aşama aşama videomuzda göreceksiniz zaten. Ayrıca bir de çekirdeklerini atmayın derim. Bunları güzelce kırıp pişirme esnasında ben içerisine atıyorum. Güzel bir lezzet veriyor. Görüntü güzel oluyor. Reçelimizin görüntüsü güzel oluyor. Şimdi kapağımızı kapatıyoruz. Bir gece suyunu vermesini bekleyeceğiz. Daha sonra işlemlerimize geçeceğiz. Görüşürüz. Bir gece beklettiğimiz kayısımız görüyorsunuz eridi. Çok az bir şeker kısmı kaldı. Şimdi bunu ocağa alıyoruz. Suyunu verdi görüyorsunuz. Ocakta bir miktar kaynatacağız. Kaynadıktan sonra güneşe alacağız. Şöyle bir karıştıralım. Altını biraz açtım. Kaynadıktan sonra biraz kısacağım altını. Yine geniş ve derin bir kapta yaparsak hem meyvelerimiz çok ezilmez hem de taşma işlemi olmaz. Evet, bu arada kırmış olduğumuz kayısı çekirdeklerimizi de içine atıyoruz. Hem görüntü güzel olacak, lezzet de veriyor. Yavaş yavaş kaynamaya başladı. Şöyle hafif hafif karıştıralım. Şekeri dibine tutmasın eriyene kadar. Görüyorsunuz köpük köpük olmaya başladı. Evet, altını birazcık kısa alıyoruz. Bu şekilde kaynıyor. Şöyle bir püf nokta, bir çay kaşığı tereyağı atarsanız bu esnada hem köpürmesini önleyecek arkadaşlar, taşmasını önleyecek. Parlak bir renk verecek. Ve 15 dakika bu şekilde orta ateşte kaynatacağız. Daha sonra güneşe alacağız. Limonumuzu da son 5 dakika kala damlatacağız. Tereyağı kattık. Görüyorsunuz köpüklenme olmuyor arkadaşlar. Taşma da olmuyor. Evet, bir 10-15 dakika sonra kapatacağız altını. Evet, şimdi indirmeden önce birkaç damla limon sıkıyoruz. Şöyle. Orta ateşte 10 dakika, kısık ateşte 15 dakika kaynatalım arkadaşlar. Ben şimdi kaynatma işlemini tamamladım. Kabımı alacağım, ocağımı kapatacağım. Kabımı alacağım ve güneşe koyacağım arkadaşlar. Sulu bir kıvamı var. Bu güneşte artık reçel kıvamını alacak. 1-2 gün bekleyecek. Yani ikinci gün, ikindi gibi ben alıyorum ama kıvamına göre bakacağız. Şimdi güneşe koyalım. Evet, ocaktan aldığımız reçelimizi kabımıza boşalttık. Daha sonra güneşe koyduk. Görüyorsunuz güneşte bu şekilde oluyor.
Günde 2-3 kere karıştıralım. Akşam yatarken üzerini kapatmayı unutmayalım. Böcek, sinek, toz vesaire girmesin diye. Ertesi gün tekrar açacağız. Kıvamına göre alacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, reçelimizin ikinci günü. Kıvamını görüyorsunuz. Gayet koyu reçel kıvamı oldu. Ben ikinci gün 2 saat tuttum güneşte. Biraz güneşimiz kuvvetli olduğu için çabuk bir kıvam aldı. Şimdi bunu içeriye alacağız. Mutfağımıza alacağız. Daha sonra devam edeceğiz. Evet, reçelimizi aldık mutfağımıza. Gayet sıcak. Güneşte çünkü pişti geri kalanı. Şimdi bunu isterseniz kavanozlara koyup soğuduktan sonra ağzını kapatıp dolaba koyabilirsiniz. Hemen tüketecekseniz benim gibi şöyle reçel kabına alabilirsiniz. Bu şekilde görüyorsunuz. Çekirdeklerini kırmıştık. İçlerindeki bademleri görüyorsunuz. Onlar da çok güzel bir lezzet veriyor. Görüntüsü de çok güzel oluyor. Daha önceden de denediğim için biliyorum. Evet. Reçelimiz kahvaltıya hazır. Buyurun, afiyet olsun. Bir sonraki lezzetlerde buluşmak dileğiyle, görüşmek üzere. Kanalımıza üye olursanız çok mutlu olurum.